3 yaşındaki annem çalıştığı için beni yuvaya vermiş. Doğal olarak. Hani ablamlar falan da küçükmüş o zaman. Yuvadan bir tane arkadaşım varmış, Su. Benim ilk arkadaşım oydu zaten. İşte onunla tanışmışım. Her şey güzel gitti. Yuvayı bitirdik, beraber ilkokula başladık, ilkokulu bitirdik. Liseye geldik. Tabi belli bir yaşa geldik, 14. En çok kanımızın kaynadığı dönemler bilirsiniz. Hani o dönemlerde tabi ben arkadaştan öte Su'ya aşık olmaya başladım. Ve hani bunu ona söyleyemedim çünkü hani düşünün 3 yaşından beri, 14 yaşındayım ve 3 yaşından beri onunla arkadaşım. Hani az bir sürede değil. Nasıl tepki alamayacağım ve onu kaybetmekten o kadar çok korkuyorum ki söyleyemiyordum. Normal arkadaş gibi devam ediyorduk. Sonra lise 1'in 2. döneminde bir gün bana yazdı. Bir çocuk gördüm. Çok yakışıklı diye. Tabii kaldım böyle, bir şey diyemedim falan. Ama düşündüm hani böyle bir şey bana söyleyebildiğine göre bana bir şey hissetmiyor ve o mutlu olması gerekiyor. Onlara destek oldum. Şey yaptım. Aralarında neredeyse ben yapar gibi oldum. İstemeye istemeye. Hani sürekli ortamda bulunmam gerekti. Şey gerekti. Sonra bir yıl devam ettiler. O bir yılda ben tabii ister istemez uzaklaştım. Çünkü onlar artık bir çifti benim. Onların arasında yer, yani yerim yoktu onların arasında benim. Çünkü ben Su'yu seviyordum ve onun şu an sevgilisi vardı. Bir yıl olmuştu, mutluydu. Ben de eminim. İtalyan. Sonra bir şey oldu. Çocuk Su'ya vurdu. Kavga ettiler ve ben yanındaydım. Tabii ben çıldırdım. Çocuğun üzerine atladım. Çocuğun ağzını burnunu kırdım. Yani hastaneye gittim. Gerçekten hastaneye gittim. En son hatırladım benim. Gözümün dönmesiyle çocuğum kafasına kıçtı ve botla basıyordum ben, çocuk yerde yatıyordu. Öyle bir gözüm döndü benim. Bayağı bir uğraştık falan. Sonra Su bende bu olay yüzünden 5 ay konuşmadı. Ne olursa olsun öyle bir şey yapmaman gerekiyordu, kendini yakacaktı. O 5 ay da benim için önemli geçti. Sonra ben en son 5 ayın sonunda dayanamadım ve Su'ya aldım karşıma. Kaç kere alındığını söyler misin? Zaten aileleri görüştüğüm için kapısını çaldım, evine girdim. Senin gibi gidip çıkabiliyordum zaten. Girdim. Odasına geçebilir miyiz dedim, bir şey konuşacağım sonra. Tabii de gittim ve ona her şeyi. O ana kadar 3 yaşından beri, yani onu tanıdığım ilk günden beri, onda dikkat ettim. Her şeyi takır takır oturdum ve anlattım. Söyledim. Çok şaşırdı. Beklediğim tersine bir tepki verdi. Niye daha önce söylemedin dedi. Ve o an beni çok mutlu etti. İlişkiye başladık. O kadar mutluyduk ki tahmin bile edemezsiniz. Her şey, yani bir ilişkide olabilecek en dört dörtlük her şeydi. Çünkü aileler birbirini tanıyor, hiçbir şekilde birbirine görüşmüyor. Hani annesi babası beni damadım diye severdi, o dereceydi. Çünkü 3 yaşından beri tanıyorlardı beni. Bu kadar dedi, hani direkt şey yaptılar. Hani senden iyisini bulacağız biz diyorlardı bana. Hani her şeyini biliyoruz. Hiçbir kötü şeyin, hiçbir yanlışın yok diyorlardı. Sonra bundan tam 6 yıl önce, 1 Aralık 2010, asla unutmam. Suyun doğum günü, hastaydı, 18'ine girecekti. Hastaydı, tabii ben durur muyum, yüzük almıştım. Artık hani 18'ine de girdiğine göre takalım artık diye, evlenme teklif edecektim. Sonra telefonla aradım. Ne yapıyorsun hayatım diye. Hastayım, çok yatıyorum, ateşim var dedi. Dedim seni görmek istiyorum, bugün doğum günüm. Bir saat de olsa seni görmek istiyorum dedim. Sonra geleyim mi size dedim. Bize gelme dedi, çok kalabalık dedi. Dışarı çıkmaya çalışırım, annemler izin vermiyor ama dedi. Sen belki ararsan izin verirler dedi. Tamam mı o zaman dedim. Aradım. Annesi açtı işte telefonu, evi aradım. Dedim böyle böyle ben görmek istiyorum. Hasta falan değil. Lütfen dedim, bana bir saat dedim görmem için müsaade edin dedim. Yani biliyorsunuz onu çok seviyorum ve doğum gününü onu görmeden etmek istemiyorum. Yani evde kalabalıkmış, sizi de rahatsız etmek istemiyorum dedim. İyi o zaman falan. Benim hani gönül koymam üzerine izin verdiler.
Zaman Merter'de oturuyordu. O. Ben Beyksun'a oturuyordum yine. Bakırköy'de buluşacaktık. Ben Bakırköy meydanında bekliyordum. Hazırlandı. Minibüse bindi. Gelirken bindiği minibüse belediye otobüsü çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. O da suydu. Siktir git ya. Ve hani şey hani direkt ölmedi. Ben haber geldiğinde bana hastaneye Bakırköy Acıbadem'e kaldırıyorlardı. Ben tabii direkt Bakırköy meydandan oraya nasıl koştuğumu hatırlamıyorum bile. Ben gittiğimde ambulans daha gelmemişti. Ambulansı getirdiler. Hala nefes alıyordu. SD ile götürürlerken ben de yanındaydım. Ve bana söylediği son şey, ne olursa olsun seni her zaman çok sevdim. Ve senden tek bir şey istiyorum. Sakın üzülme, hayat çok güzel Mert dedi. Bana söz ver dedi. Git ya. Ben de söz dedim abi. Ama son sözleri oldu. Hayat güzel dedi. Son sözleri bu oldu. Söz verdim. Ağlayamıyorum Ece. Hani çok şu an zor tutuyorum kendimi. Ağlamayacağım. Söz verdim çünkü. Ver siktir git ya. Son sözlerini de koluma dövme olarak yaptırdım. Hani bazen muhabbeti geçiyor zaten bilir. Dövmem vardı. O dövme de onun son sözleridir. Ağlamayın abi. Bak hani zor tutuyorum zaten kendimi. Söz verdim. Lütfen bana sözünü verin. Lütfen. Abi sen ciddi misin ya? Nerede? Pipe mikrofonu mu sen? Pipe. Pipe mikrofonu mu senin? Abi lütfen yapmayın. Bakın dediğim gibi söz verdim ve şu an kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Lütfen bana sözünü yollayın. Sizden çok ricam bu. Lütfen. Erdem, Ece, lütfen Abi abi. ağlayacak olan mutlasın abi kendini. Ağlatmıyor diyor. Abi sözüm bittiği yer ya. Pipe, Pipe, bir tane mikrofonda Pipe.